günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Kijermo Karamanyan ile röportaj. Rus barış güçlerinin Artsakh bölgesindeki konuşlandırılması. Macron ve Paşinyan Artsak'taki durumu ele aldı. Sergey Lavrov ve Jean Yves Le Drian Karabağ'daki durumu tartıştı. 22 Kasım savaşta düşen şehitleri anma günüdür. Eşmeazin ana katedrali, Şuşi'deki Yeşil Manastırı'na karşı yapılan vandalizmi şiddetle kınadı. Ararat Krallığı'na ait 2900 yıllık kale turizme kazandırılıyor. Batı Ermenistan Televizyonu'nda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Kijermo Karamanyan son Artsakh Savaşı sırasında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Mültecilerin dönüşü ile ilgili Artsakh'a yardım için olası seçenekleri açıkladı. Arjantin parlamentosu ve hükümetinin başlattığı adımları anlattı ve beklentilerden bahsetti. Arçak topraklarında Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgeleri sizlere sunuyoruz. Bu harita 14 Kasım'da yayınlandı. Haritaya göre Rus kuvvetleri Arçak sınırı boyunca oldukça oransız bir şekilde yerleşmiş durumda. Ermenistan Cumhuriyeti sınırına yakın yeşille boyanmış sınır hattı neredeyse hiçbir Rus güçlerinin askeri üssü yok. Bu da bize bu bölgenin büyük olasılıkla Ermeni tarafının kontrolü altında kalacağını düşünmemize fırsat sunuyor. Tahmin edilemeyen gelişmeler olabileceğinden somut bir sonuca varmak için henüz çok erken. Rusya Federasyonu'nun ilan ettiği son tarihin 25 Kasım olduğunu hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı tarafından bildirildiğine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Pashinyan, Arsak'taki durumu ele aldı. Her iki taraf da Agit Minsk grubu eş başkanlarının çalışmalarına tam olarak devam etme gereğini vurguladı. Geçtiğimiz haftalarda evlerinden kaçan on binlerce kişinin güvenli bir şekilde geri dönmesinin sağlanması konusu tartışılırken, Artsakh'ın dini, tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemi dile getirildi ve gelecekteki durumun daha da yatıştırılmasına önem verildi. Bu bağlamda Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Artsakh Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınmasının temel önemine dikkat çekti. Rusya Federasyonu ve Fransa Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Jean-Yves Le Trian Karabağ'daki durumu ele aldı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı basın servisine göre Lavrov ve Letriyan, Dağlı Karabağ anlaşmazlığı çözümündeki duruma ve Rusya'nın çatışma bölgesindeki tüm düşmanlıkları ve ateşkesi tamamlamak için ara buluculuk çabalarına değindiler. Bakanlar, 9 Kasım'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti liderleri tarafından imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasının sağlanmasının önemini vurguladılar. Mesajda Rusiyavə Frans adı çixlərli bakanları Agit Minsk qrubu çərçivəsində mütbəq qalınan prinsiplərə və Azərbaycan ilə Erməni xalqlarının qarşılıqlı çıxarlarına dayanaraq Dağlıq Qarabağ böhranının uzun vadəli həllinə yönəlik atılacaq addımlar konusunda görüş alış-verişində bulundular deyildi. Dünya Ermenliyi Patriarx Başpiskopos 2-ci Karekin və Ermənistan Respublikası Prezidenti Armen Sarkisyan bir neçə gün öncə 22 Kasım'ı Arçak Savaşı'nda Şehit Düşen Kahramanları Anma Günü olarak alınması çağrısında bulundular. O gün tüm Ermeni kiliselerinde anma töreni yapılmasına karar verildi. Dünya Ermenileri Katolikosu'nun başkanlık ettiği anma töreni Kutsal Eşmiyazin Ana Katedrali'nde kutsal Ayinden sonra saat 13.30'da Surtırdat Açık Sunak'ta yapılacaktır. Kutsal Eçmiyazin Ana Katedrali, Şuşi'nin Yeşil Manastırı olan Surpovannes Mıgırdiç Kilisesi'ne, Azerbaycan tarafından yapılan vandalizmi şiddetli bir şekilde kınadı. Ana Katedral'in bilgi merkezi tarafından yayılan mesajda şöyle deniyor. Manevi ve kültürel değerlere yönelik böylesi bir tavır Azerbaycan'ın Elmeni kültürüne yönelik faaliyetlerinin 10 yıllardır devam etmesidir. Arsak diyarından Ermeni kültürüne ait delillerin silinmesi amacıyla vatanımızın tarihi aidiyetinin gerçekleri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Uluslararası toplumu ve ilgili kurumları Azerbaycan'ın Şuşi'deki kiliseye yaptığı bu tür zulümleri kınamaya çağırıyoruz. Batı Ermenistan'ın Yerzinka ilinde tarihi İpek yolu üzerinde yer alan günümüze kadar ulaşmış en önemli Ararat Krallığı şehirlerinden olan 2900 yıllık Altın Tepe Kalesi, bünyesinde barındırdığı tarihi alanda biten kazı çalışmalarının ardından arkeoparka dönüştürülerek turizme kazandırılacak. Kale yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki tepede bulunuyor. Bölgede yaşanan depremler nedeniyle taş temel üzerine inşa edilen kerpiç yapıları yıkıldı. Ararat Krallığı döneminde inşa edilen ve yapılan kazılarda özellikle Millattan önce 850 ile 590 yıllarına ait yüzlerce tarihi eserin bulunduğu kale ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasının ardından turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı. Değerli takipçilerimiz, yarın 21 Kasım saat 12'de Bataymenistan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan'daki temsilciliği, Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararı 100 yıl sonra ve Batı Ermenistan bir konferans düzenleyeceğini sizlere hatırlatmak isteriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vahram Tadevosyan tarafından seslendirilen Galiyerk adlı eseri sunuyoruz. A shanedar malaro, a shanedar malaro, re re hum re re re. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.